Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir kez daha yeni ekonomi programını açıkladı. Türkiye ekonomisinin 2020 büyüme tahmini %5'ten %0,3'e düştü. Dolar ve avro sürekli artarken Bakan Albayrak pembe tablo çizerek işsizlik, büyüme ve enflasyona ilişkin yeni ekonomik tahminleri sıraladı. Sürekli ve kalıcı geri kaynaklarıyla 2020 yılı sonunda işsizliğin %13,8 olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Bir önceki dönemde 2020 sonu için işsizlik tahmini %11,8'di. 2021 yılında işsizliğin 10,6 olması bekleniyordu. Şimdi ise tahmin %12,9 olarak güncellendi. Bir önceki sunumda %8 olarak açıklanan 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi %10,5'e yükseldi. 2021 beklentisi %6'dan 8'e, 2022 beklentisi %4,9'dan %6'ya çıkarken 2023 yıl sonu beklentisi %4,9 olarak açıklandı. İkinci yepte %5 olarak açıklanan 2020 yıl sonu büyüme beklentisi bugünkü sunumda %0,3 olarak revize edildi. 2021 yıl sonu büyüme beklentisi %5'ten %5,8'e çıkarken 2022 yıl sonu büyüme beklentisi değişmeyerek %5 oranında sabit bırakıldı. 2023 yıl sonu büyüme beklentisi ise %5 olarak açıklandı. Programda sürekli olarak yapılan yardımları anlatan Albayrak üreticiye yönelik bir açıklama yapmadı. Yine destek adı altında kredi açıklaması geldi. Ekonomi uzmanları ise yeni ekonomi programının bir kez daha hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Ekonomistlere göre bu program yapılmış olması için yapılan, Eylül'de açıklanması gerektiği için açıklanan bir programa dönüştü. Cumhuriyete konuşan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erinç Yeldan, açıklanan hedeflerin artık ezberlendiğini, 18 yıldır aynı şeylerin tekrarlandığını söyledi. Yep, Türkiye'nin neredeyse 2001 krizinden beri sürekli olarak dile getirdiği %5 büyüme ve kademeli olarak önce %8, daha sonra %5 enflasyon hedefini tekrarlamaktan öteye gitmiyor. Bu hedeflerin arkasında nasıl bir plan var? Ne gibi yatırımlar yapılacak? İstihdam artışı nerelerden kaynaklanacak? Bunlar hakkında hiçbir hazırlık yok. Oysa ki gerçek bir ekonomi programı, gerçek bir hedef olarak algılanması için bunlara ulaşacak maliyetlerin karşılanması gerekir. Olmadığı için de söz konusu hedefler bir temenni ötesine gidemiyor.